Günaydın, günaydın mı desem, iyi seneler mi desem, ne desem bilemedim. Ama ziller çalıyor, bir seneyi geride bırakıyoruz, yepyeni bir senenin de sayfasını açıyoruz. Harika bir yıl olsun derken, harika da bir programla karşınızda olmak için birkaç önemli bu seneyi bize parlatacak, ışıl ışıl yapmaya yönelik önerilerle donattık. Şimdi hazırsanız her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da Eczacı Mehmet Müderrisoğlu ve ben Selin Erel sizlerle yeni yılda ışıldamanın minik tüyolarını paylaşıyor olmaya hazırız. Herkese günaydın. Sizlerle birlikte olmanın her zaman söylediğim gibi en büyük mutluluğum olduğunu ifade etmek isterim. Kocaman bir yılı geride bıraktık. Sıkıldık, üzüldük, sevindik. Sağlığımız iyi gitsin. Tek derdimiz o oldu. Ama 2024 her ne kadar zorlukları tahmin ettiriyorsa da bunları geçecek güç gene bizde var. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapalım diye düşündük. Yeni bir yıla girerken kim zorlukları düşünmek ister ki? Ben daha çok ışıl ışıl. Çünkü şu yılbaşı süslemeleri, bakın ben de bugün simli giyindim. Işıldamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Kendimize baktığımız zaman kendimizi iyi görebilmek istiyoruz. Çevremize baktığımızda insanların da bakımlı olduklarını, onların da ışıl ışıl ve içlerinden gelen mutlulukla birlikte bizlere de keyif sunabiliyor olduklarına şahit olmak istiyoruz, değil mi? Ben bunu istiyorum. Artık yorulduk, sıkıldık, zorluklar değil, güzelliklere odaklanalım. O yüzden de Mehmet Bey'le yolda gelirken dedik ki ne konuşalım? Işıldama konuşalım. Ne ışıldatır dediğimizde ilk ışıldama içimizde belirse dahi ilk bunun dışarıya yansıdığı yer cildimiz olduğu için gelin şöyle bir senenin yorgunluğunu geride bırakmamıza destek olabilecek ve bizim yeni yılda mis gibi ışıl ışıl bir cilde kavuşmamıza sahip olabilecek bir serum formülünden bahsedelim. Sadece serum değil, bunu baştan almak lazım. Güzel bir cilt bakımına nasıl ulaşırız? Bir kere cildin bakılabilmesi için en önemli özelliği cildin iyice temizlenmesi. Cilde fazla baskı yapmadan basit, çok hafif el hareketleri ve dairesel hareketlerle temizlemek. Eğer süt kullanıyorsanız bir damlacık süt değil, sütle bu miktarda kullanmanız lazım ki o porların içerisine girip kirliği alsın. Sizler mesela evde bir çaydanlık temizlerken eğer hala bir yerde bir kalıntı varsa temiz olmuyor o. Onu iyice her tarafını temizlemek gerekiyor. İkincisi, cildi güzel duruladıktan sonra yumuşak bir havluyla kurulayacaksınız. Asla böyle bastırarak kurulanacak, tamponlama yaparaktan kurulayacağınız ve üzerine serum kullanacağınız. Şimdi niye yıkadık, niye serum kullanıyoruz? Yıkadığımız zaman bir süngerin, misal sıktığın zaman içi suyken bütün suyunu boşaltıyorsun. İşte yıkadığında cildin üstündeki yağ tabakasını alıyorsun, kirliyi alıyorsun, her bir şeyi alıyorsun. Şimdi bunu tekrardan temiz bu suya bıraktığında ne oluyor? İçine çekiyor. O esnada siz yüzünüze serum sürüyorsunuz. Serum daha fazla aktif maddenin cilde ulaşmasını sağlıyor. Peki bunda ne isteyeceğiniz? Sentetik botoks isteyebilirsin. Bu kırışıklıkları açar. Bunda ne istersin? Malus domestica, yani kök hücre olabilir. Vitaminler olabilir. Ve bütün bu özellikle nem kazandıran, şimdi artık öyle nem kazandıran şeyler var ki herkes hyaluronik asidi öğrendi ama öbür yanda bir kere kullandığın zaman 3 gün kullanmazsan dahi cildini nemli tutan nemlendiriciler var. Onu sürüyorsun. Bunu yaparken
böyle 2-3 pompa eline alıyorsun. Sonra parmağından böyle bütün yüzüne sürüyorsun. O çok çabuk kuruyor yüzde. Hemen çekiyor çünkü. Sünger boş ya. Sonra verilen aktifler uçup gitmesin, heba olmasın. Üstüne güzel bir krem sürüyorsun. Hafif nemli kaldığında üzerine kremini gündüz, gece ve gözaltı kremini sürüyorsun. Günlük bakımını böylece bitiriyorsun. Şu anda mesela öyle kremler var ki gece, gündüz ve gözaltını tek formülde yapmışlar. Tam benlik. Bütün, evet, tam senlik. Çünkü o karışık. Değil mi? Adım adım. Tembel miyim acaba? Hayır, tembel değilsin ama sen hayatı çalışan bir kadınsın. Sen saniye demiyorum bak, saliselerle boğuşan on milyonlarca kadından birisin. Onu süre, benim vaktim yok. Var vaktin. Var vaktin ve bunu kullanacaksın. O şekilde. Üçü bir araya gelince vakti çok iyi kullanıyorum. Üçü ayrı ayrı olunca diyorum tabii, iş komplike oluyor. Tabii. O yüzden de var böyle formüller. Üçü bir arada göz kremi, yüz evet. kremi. O yüzden evet. bunu da ve bunu kullandığı bütün bu işlemin yapılması 3,5 ile 5 dakika. Saate baktım. Yani 5 dakikayı kendine tanı ya. Tanıyalım ki ışıldayalım tabii, işte. Tabii. Işıldamak da lazım. Tabii. Yılların izini taşıyan tek şey cilt. Kesinlikle ve kesinlikle de aynaya baktığımızda iyi hissedebilmenin de anahtar bulgusu bu. Öbür türlü insan kendisini sürekli yorgun, sürekli ne giysem yakışmıyor şu hale bak kırışık içinde kaldım diyor. Evet. Dolayısıyla da cildimize bakım yaparak yeni yıla girmek en çok isteyeceğimiz şeylerden biri olacak. İşte bazen bazı alışkanlıkları değiştirmek için yıl dönümleri bence önemli noktalar tabii, diye düşünüyorum. Bir diğer şey de tabii ki bir tek cilt dediğimizde yüzümüzden bahsetmiyoruz. Aslında baktığımız zaman bir diğer cilt alanı olarak da saçlı deri bizim için çok ne kıymetli. Ne kadar önemli bir şey. Çünkü aslında orada da belki gereken önemi vermiyor olabiliriz. Hemen duşa gir, yıkan, iki defa köpürt ama saç kremini kullan, fırla git. Ama orada da detaylar var. Gelin yeni yıla bir de bu detaylara bakarak değerlendirelim. Şimdi saç bakımı o kadar önemli ki hele hele son yıllarda erkekler o kadar ağırlık veriyor ki her yer saç ekim merkezi haline geldi. Şimdi baktığında hakikaten saç daha genç duruyor insan. Daha kendini zinde hissediyor falan. Fakat bu stresle, çok ciddi stres altında genç nüfus. Sade genç değil, Türk milleti ekonomik stres var, depresyonlar var. Türkiye'de en hızla artan ilaç pazarı antidepresyon ilaçları, antistres ilaçları. Dolayısıyla bu saç ona dayanmıyor o zaman başlıyor dökülmeye. Günde 200-250 kıl dökülüyor ve yerine yenileri çıkıyorsa doğal. Ama dökülüyor ve yerine yenileri çıkmıyorsa işaret veriyor. Şimdi çok güzel, fevkalade güzel kokulu, çok iddialı şampuanlar var. Şunu kullan, bunu kullan demiyorum ama yumuşak, sülfatsız bir şampuan kullan. Ondan sonra saçını güzel durula, şampuan kalıntısı kalmasın, iyice durula. Uzun saçlarda çoğu kez durulanamıyor. Sonra eğer saç açıcı kullanıyorsa hanımlar, onu iyice durulayın ve şöyle elinizle adeta tarama durumuna gelin. Takılmadığını görün, takılıyorsanız tekrar edin. Çünkü bu sefer tarağınıza takılmaya başlayıp kopacak. Ondan sonra banyodan çıktınız, ilk uygulama için saçları kurulayın. Kuru değil ama nemli olduğu bir ortamda birkaç damlatacaksınız saç serumundan
ve ondan friksiyon yapacağınız dağıtmaya. Bu işlemi her gün yapmanız lazım ama sen her gün saçını yıkayamazsın. Ne yapıyorsun o zaman? Yüzünü yıkadığın zaman ellerin ıslakken şöyle saçların arasına biraz nemlik kazandırıyorsun. Sonra damlalığı dağıttığında daha rahat dağılmayı sağlıyorsun. Bu bir. İkincisi, kullanacağın serumun içerisinde dikkat etmen gereken şeyler olur. B5 ve provitamin B5, depantenol. Saça kalınlık verir, nem kazandırır. İkincisi, kökün güçlenmesi ve oraya kan akımıyla kökün beslenmesini sağlayan anagen diye bir madde var. Bu madde bezelye filizi özü. Yediğimiz bezelye. Biz yiyoruz onları. Millet onundan ne paralar kazanıyor? Düşünebiliyor musun? Ve bundan friksiyon yapacağınızı. Ondan sonra saçınızı tarayın çıkın. Çok enteresandır. O saç üretimini teşvik ediyor bezelye filizi. Ve bu şekilde hem kıl kökünü böyle alttan daha sıkı tutuyor, hem orayı beslediği için de kıl kökünün daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor. Saçınız çok fevkalade kuruysa ve uçlarda çatallanma varsa iyi bir saç yağından böyle friksiyon yapmanızı öneriyorum. İyi bir saç yağı dediğim zaman kompleks saç yağlar kullanılacak ve içerisinde depantenil triastat bakacağınız. Eskiden ben yapıyordum ama tabii bunları yaptığın zaman için her şeyi hakkın koyduğun zaman çok pahalıya çıkıyor senin. Ben de sırf maliyeti düşünmek için onu bunu çıkartmayı göze alamadığım için. Ama çok iyi yağlar piyasada var. Kullanmanızı tavsiye ederim. Harika. Şimdi cildi parlattık. Saçlar harika oldu ve saçlarımızın dökülmesini bezelye tohumu içerikli olan bu serumla engelleyebildiğimizi de düşünecek olursak aslında hazırız gibi gözüküyor. Şimdi gelin geçen senenin sorularından böyle bir buket yapmış olduğum konu başlıklarını ele alalım isterim. 1. Magnezyum. Magnezyum kullanımı herkes için geçerli bir ihtiyaç mıdır? Herkes kullanmalı mıdır? Çünkü son zamanlarda aşırı popülerlikle birlikte belki de ihtiyaç olmaksızın kullanıma sevk edildiğine dair de kişilerin tedirginlikleri olabiliyor. Ne dersin? Bana bak, ben bugün çok sinirliyim. Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Sen bunu dinlemek zorundasın dediğim anda magnezyumu daha çok tüketiyorum. Anlıyor musun? Anladım. Uykusuzluk, sinirleniyorum, uyuyamıyorum diye magnezyumu daha çok tüketiyorum. Öbür taraftan... Var olanı tüketiyorum. Tabii, dolayısıyla dışarıdan tekrardan... Tabii. Öbür taraftan magnezyumu eskiden yediğimiz sebzelerden, meyvelerden alıyorduk. Yağmurların düzensizliği, asit yağmurlarının oluşumu, artı seller, sel... Bakma evini su basıyor, buzdolabım gidiyor, yatağın gidiyor falan. Ama esas nereye götürüyor biliyor musun? Toprağı. Topraktaki mineralleri yıkayıp denize atıyor. Dolayısıyla biz ne yiyoruz o zaman? Hurda. Hurda yiyoruz. Yani hurda olmasa da şimdilik çok düşük değerlere sahip gıdalar tüketmeye başladığımız kesin. Ve aynı zamanda da tabii genetiği değiştirilmiş pek çok ürünle desteklenmesi gerekiyor bu kısıtlı kaynakları. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar ya yatağa yattığım zaman şöyle bir kasılıyorum ki Allah bağıracak gibi oluyorum. Bacağımın o şeysi bıçak saplıyor birisi. Migrenim çok şiddetleniyor. Bu ara arttı biliyor musun migrenim? Ondan sonra menstruasyon ağrılarımda artmalar olmaya başladı. Magnezyum sitrat açığı veriyorsun. Bu kadar basit. Magnezyum sitratı
bütünleyeceksin. Ondan sonra ya neyi kaldırsam oram ağrıyor, buram ağrıyor. Doktora gittim, fibromiyalji demiş. Genç yaşta bunun olmaması gerekirken bak sizde şu var. Moralim bozuk, kronik bir yorgunluk, arzu etmeme falan durumu var. Ne yapayım diyor. Magnezyum malat. Maleik asitten geliyor. Bağlantı malat. Yani bunlar magnezyum ana gövdede ve buna bir tane zincir takıyorsun. Buna bir zincir takıyorsun. Her biri ayrı işe yarıyor. Sonra ben hem yorgunum, hem kalbim yorgun, hafızam şey, yani... Genel bir memnuniyetsizlik hali gibi hissettim. Evet, böyle bir şeyde kan basıncım düşük dediklerinde magnezyum taurat. Taurin enteresan bir enerji vericidir. Bu enerji içeceklerinde falan da geçiyor. Magnezyum taurat bunu kullandığın zaman bu açını kapıyı veriyor. Her şeyin ötesinde bak yarın sabah sınava gireceğim. Ben bunu geçmek zorundayım. Kaygısı var. Veya şimdi patron gelir beni burada görürse gene adamın o ekşimiş suratıyla ne yapacağım ben sinirli hali. Bunları düşündüm, uykum bozuluyor. Evet, magnezyum glisinat. Bunları kullandığın zaman sen günde dağınık bir şekilde, yani bu gün içerisinde dağılmış bir tarzda kullandığında mutlu bir adam oluyorsun. Şimdi, harika. Şu olduğunda magnezyum taurin evet. Dediniz, şu olduğunda bu. Biz nereden bileceğiz? Şimdi ne oluyor? Şimdiki piyasa şartlarında ya hepsini bir tablete koyuyorlar. Hı. Ya akşam kullanılması gerekeni akşam tabletini, gündüz kullanılması gerekeni gündüz tabletine koyuyorlar. Ama kombo. Ama hepsinin kombo oluyor. İhtiyaçlarını karşılayacak. Bir sabah bir akşam alıyorsun. Sabah gündüz oluyor, sarısı var benim için. Turuncu açık renk olanı güneş olduğu için anımsatsın diye koyuyor. Öbürü geceyi neyle ifade edersin? Mavi. Mavi, siyah. Lacivert falan. Bu da öyle. Bunu da koyuyorsun. Ve bunları dağıttığı zaman gün içerisinde de daha güçlü bir ana gövde alıyorsun. Genelde 105-110 miligram saf magnezyum vücuda girerken burada 200-210 miligram giriyor. Böylelikle sabah akşam ihtiyaç duyulabilecek değişik magnezyum bileşenlerini bir araya toparlıyor. Çok mantıklı ürünler bunlar. Peki magnezyum başlayıp da her daim devam ettirilmesi gereken bir şey midir? Dönemsel ihtiyaç bazında karar verilerek mi kullanılması Şimdi, gereken bir şeydir? Prensipte açık kapatmak üzere kullanılır bunlar. Ama bizim beslenme diyet şartlarımızda bu açığı kapatmak çok zor. Onun için kullanabildiğin kadar kullan veya 4 ay kullan, 2 ay bırak. Ama 4 ayı sürekli kullan. Yani bu bir ihtiyaç diyorsunuz. Bu ihtiyacın ötesinde. Çünkü hepimiz kaygı içerisindeyiz. Hepimizde migren arttı. Hepimizde fibromiyalji arttı. Hepimizde kalp sağlığı önemli olmaya başladı. Hastalıklı bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Onun için bunlarla daha sağlam, daha dik bir yeni yıla girmemiz gerekir. Kesinlikle bu önerileri dikkate alıyoruz. Geçen hafta biz kolesterolü son 2-3 dakika içinde toparlamıştık ya, ona dair o kadar fazla soru geldi ki sizlerden, biz bergamotu nereden bulacağız diye. Dilerseniz bu konu başlığını tekrar ele alalım. Çünkü yeni yılda belki de hayat tarzımızı değiştirmek için yeni bir başlangıç, yeni bir fikir oluşması için önemli. Çünkü biz kolesterol yüksekliğini, ki Mehmet Bey buna hayırlı
kolesterol ve lanetli olarak ikiye ayırır. Hani hep bu denge meselesinden bahsettiğimizde bazen de beslenme ve yaşam şartlarımız haricinde genetik aktarımdan dolayı da bu değerlerin yüksek olduğunu biliyoruz. Ama hal böyle olduğunda ne yapacağız? Evi terk edemeyeceğimize göre, genetiğim böyle işte geldi deyip de kendi kendimizi terk edemeyeceğimize göre belki de hayat şartlarımızda yapacağımız ufak tefek değişiklikler kolesterol düzeyimizi de dengeleyerek daha sağlıklı bir beden içinde devam etmemizi sağlayabiliyor. Şimdi bu HDL, LDL'yi hep ilaçlarla dengelemeye yönelik çözümler sunulduğunu son yıllarda çok daha sık duyuyoruz. Doktorlarımız genellikle kalp doktorları çok rahatlıkla reçete yapıyorlar. Hemen deniliyor ki bir kolesterol düşürücü ilaca başlayalım. Ama geçen sefer de dediğiniz gibi her kullandığımız ilacın belli yan etkileri olabildiği gibi yan etkileri ne kadar minimal olsa dahi hepimiz bugün daha doğal çareleri ön plana çıkartıp en azından hep sizin tabirinizle köprüden önce son çıkış dediğimiz başka yöntemlerle aslında bu ilaçların yapabilirliğini destekleyebilip destekleyemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Evet. Sizin de geçen hafta bahsettiğiniz formül aynen buna hizmet etmeye yönelikti diye anlıyorum. O yüzden bir yanıtlar mısınız? Nedir kolesterole öneriniz? Şimdi eskiden annem bergamot reçeli yapardı. Bayılırdım. Öyle hafif böyle acımsı, yediğin zaman insana enerji veren güzel bir meyvedir. Portakal gibi. Ancak son yıllarda bergamot görmez olduk. Çocukken bergamotu küfesinde satan seyyar satıcılar vardı. Haysiyetli bergamot diye satardı. Ne kadar enteresan, haysiyetli bergamot. Demek ki o dönemden dahi bir şeyler var. Şimdi geliyorum bergamot kabuğunun özelliğinden ekstra ediyorlar ve bunu medikal çalışmalarla yani hastanelerde insan üzerinde yapılan çalışmalarla yüksek olan lanetlenmiş LDL kolesterolünü düşürüyor. Hayırlı kolesterol HDL'yi de yükseltiyor. Ne kadar sürede? 3 ay içerisinde sabah akşam bir tablet kullanarak. Bunun içerisine ayrıca destek olmak üzere zeytin ağacındaki küçük filizlerin ekstresini de katmışlar. Polifenoller var. Dolayısıyla bunu kullandığın zaman ben kullanıyorum. Ve benim üçüncü ayım neredeyse dolmak üzere gideceğim bakacağım analizlere. Durum bu. Bunu kuvvetle tavsiye ediyorum. Herhangi bir yan tesir şimdiye kadar dünyada görülmemiş. Ben de duymadım. O zaman neyi tutacağız aklımızda? Haysiyetli bergamotun hayırlı kolesterole katkısından bahsediyor olacağız. Hakikaten çünkü bu bir denge. Haysiyetli bergamot. Haysiyetli bergamot. Bu da yılın esprisi olsun. Evet. Haysiyetli bergamottan lütfen sağlığımız için faydalanmak açısından da bunu zihnimize kaydedelim. Şimdi yine bugün hem yılın sonuna gelmiş olmak hem de programın sonuna gelmiş olmakla birlikte izin verin. Ben bugün neler konuştuğumuzu bir toparlayayım. Önce sana dedik ben vedalaşacağım. Sevgili dostlar, evet. Sevgili dostlarım. Peki tamam. Program kapanışı Mehmet Bey'den ama özet benden gelsin. O zaman dedik ki yeni yılda ışıl ışıl olmaya hazır olanlar ekran başına toplansın demiştik. Ne dedik? Cildimizi öncelikle çok iyi temizlemenin yöntemlerinden bahsetti Mehmet Bey ve cilt temizliğinin hayatımızdaki önemini açıkladı. Bir tek ürün kullanarak değil, temizliği yapabilmenin de ufak püf noktalarından bahsettikten sonra serumdan bahsettik. Nemlendiriciden bahsettik. Zaman açısından darlık yaşayan, çalışan kadınların veya tembelleşmeyi tercih edenlerin üçü bir arada kullanabilecekleri gündüz gece kremi ve gözaltı kremini bir formülde toplamanın
muhteşemliğinden bahsettik ve böylelikle cildi parlattıktan sonra bu parlamaya eşlik edecek saç sağlığından bahsettik. Çünkü neden saçlarımız dökülebiliyor? Hava kirliliğine bağlı olarak veya kullandığımız ürünlere bağlı olarak aşırı kuruma, uçlarında kırıkların oluşması. Mehmet Bey dedi ki bunların hiçbirinden korkmuyoruz. Doğru şampuan seçimi, doğru saç dibine uygulanabilecek bezelye tohumundan elde edilmiş saç serumu ve özellikle de çok çeşitli birleşenlerle bir araya getirilen saç bakım yağlarını özellikle günlük bakım ve haftalık bakım olarak ikiye ayırarak düzenli bir şekilde uygulayacak olursanız dedi, korkacak bir şeyiniz yok. Bütün bunları bilip de harekete geçmemek kimin ayıbı olur? Bizlerin ayıbı olur diye düşünüyoruz. Bunun haricinde dedik ki haysiyetli bergamotla hayırlı kolesterolü dengeleyebilmek mümkün olacak. Bir de son günlerin meşhur isminden bahsettik. Magnezyum aşağı, magnezyum yukarı. Kim kullanacak magnezyumu? Magnezyumun bilmediğimiz yönlerinden ve birleşenlerinden bahsetti Mehmet Bey. Her bahsetmiş olduğu tabloya yönelik de ayrı bir magnezyum uzantısından bahsetti. Tabii ki hepimizin aklı karıştı. Şimdi ben hangisini alacağım? Dedi ki hiç üzülmeyin. Bunu da kombin halinde sunuyorlar. Sabaha yönelik, akşama yönelik olacak şekilde, hatta ikiye dahi bölmüşler, bir formül içinde geliyor. Sabah ayrı kullanıyorsunuz, akşam ayrı ihtiyaçlarınıza yönelik magnezyumu kullanıyorsunuz. Yani her şey bizim için basitleştirilmiş. Harika bir yıl olsun hepimiz için. Sağlık, mutluluk ve bu ufak tefek sağlık tüyolarıyla donatılmış muhteşem bir yıl olsun. Evet sevgili dostlarım, diyorum herkese, bir kocaman yılı geride bıraktık. Bizler size dilimiz vardığınca baba kız sağlık bilgileri, ama basit uygulayabileceğiniz, kendinize daha güzel bir dünya yaratabileceğiniz imkanları anlatmaya çalıştık. Mümkün olduğunca aşağıda geçen telefonlarınıza hiç sıkılmadan 7/24 cevap verdik. Ve bütün bunların yanı sıra sizlerle birlikte olmak bizim için kıvanç verici bir olaydı. Evet, biraz evvel söyledim. Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Üzüntüsüyle, mutluluğuyla, hastalığıyla, sağlığıyla, futboluyla, basketboluyla, her şeyinden geride bıraktık. Yeni yılda daha sağlıklı, daha başarılı, daha mutlu olmanın çarelerini kendimizde hissetmeliyiz. Bilin ki çare sizsiniz. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı bir ömür ve nice güzelliklerin sizle birlikte paylaşılmasını istiyorum. Önümüzdeki hafta pazar sabahı tekrar buluşana dek sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.